Valiahmet Kara yerel basın istişare toplantısında İskilip Anadolu Lisesi'nde öğretmen ihtiyacı olduğu yönündeki iddialar üzerine araştırma başlattığını ve bizzat kaymakamdan bilgi aldığını anlatan Vali Kara, söz konusu okulda görevlendirilen 17 ücretli öğretmenin kendi branşlarında ders verdiklerini ve bu hususta bir problem olmadığını kaydetti. İskilip Lisesi, İskilip Anadolu Lisesi meselesi var. Ayhan Bey bilhassa uzunca anlattı onu. Ben de dinledim. Onu tabii bilgi aldık. Kaymakam Bey'in verdiği bilgiler de Ayhan Bey'e de ulaştı biliyorum. İskilip Lisesi'nde tabii öğretmen eksiğimiz var doğru. Ancak şöyle bir güzellik yapmışız orada. Eksik olan öğretmenlerimizin yerine ücretli öğretmen atamışız. Ama atadığımız ücretli öğretmenler tam da o branşta. Yani diyelim fizik ve kimya öğretmeni yoktur. Ama bizim ücretli olarak görevlendirdiğimiz adamlar da fizik ve kimya öğretmenleri. Kadroları yok sadece. Yoksa öğretmen olarak eksiklik yoktur. 17 öğretmen var şu anda. 7 ücretli. 10 da kadrolu olmak üzere 17 öğretmeni var o okulun. 7 de hizmetlisi var tabii. 3 tanesi kalorifer ateşleyici belgesi olan. Diğerleri de hizmetli olmak üzere. Bunların da bir kısmı kadrolu, bir kısmı kadrolu. 2010 yılında kurulmuş bir okul. Önce öğretmen lisesi olarak kurulmuş. Ben ondan haberdar değilim. Ben yazılardan öğreniyorum onu. Ama şu anda Anadolu Lisesi olarak faaliyet gösteren bir okul. Ama ilgimi eksik etmeyeceğimi hepinizin huzurunda söylüyorum. İskilip Anadolu Lisesi'ne en kısa sürede belki pazartesi, belki salı gideceğim. Bizzat yerinde de göreceğim. Eksiklikler neyse tamamlamaya çalışacağız. Bu arada da Milli Eğitim Müdürü'nün verdiği bilgi, bir tane de fizik öğretmeni ayrıca atanmış oraya. Şu anda bir ilave kadrolu öğretmenlere bir ilave daha olmuş. Demek ki 18 olacak öğretmen sayısı. Bu uyarıdan dolayı da teşekkür ediyorum. Orada çıktı bir asayiş sorular. Kaymakam kardeşimiz çok genç olduğu için biraz heyecanla bir şeyler yazmış ama ben de onun gençliğini veriyorum. Ama hakikaten orada ciddi bir sorun var. Ve lütfen oraya bir gidelim. Orası dağ başında bir yer. Ve orada ciddi olarak bir asayiş güvenlik sorunu var. Ve sizin de gördüğünüz bu açıklamanın içerisinde yapmış oldukları protokolden bahsederek sadece giriş çıkış saatlerinde emniyetle ilgili bir güvenlik tedbiri aldıklarını söylüyorlar. Oysa giriş çıkış saati sadece 85 öğrenciyi ilgilendiren bir zaman. Orada kalan, yatılı kalan öğrenciler var. O süreçte bir iş yapılıyor. Ve şunu da çok net söylemem lazım ki size oradaki o asayiş konusunda hakikaten yanlış bilgilendiriyorlar. Kamera kayıtlarını isterseniz kamera kayıtlarını da silindiğini söyleyecekler size. Çünkü belli periyotlarda siliyoruz vesaire diyorlar. Dolayısıyla orada böyle bir problem var. Ve bu problemde maalesef size hiçbir şey yokmuş gibi yansıtılıyor. Oysa oradaki gerçekler böyle değil maalesef. Yani ya ıslah ederiz. Benim böyle bir usulüm var. Zaman zaman gayri amir arkadaşlarıma da söylüyorum. Ya bunu düzel ya da kapat. Yani mutlaka ikisinin ortasında bir tedbir almam. Ya kapatması yolunda, yani ya düzeltirim ya kapatırım. Hiç şüpheniz olmasın. Gidip bizzat yerinde göreceğim. Üç Anadolu Lisesi'nden biri tabii. Özgürlüğe, yeniliğe, iktidara ulaşmak için. Ulaş Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili aday adayı.